Merhaba Kafe Rüş takipçileri ve sevgili aslan burçları. Sevgili aslanlar, güneşiniz yay burcunda ve sizin 5. evinizde. Çocuklarınız, gençlerle ya da yaşıtlarınızla yapacağınız sosyal ilişkilerde boy göstereceksiniz. O özgürlüğünüzü çok rahat kullanabileceğiniz bir ay. Öyle ki tanışacağınız her insan size karşı kendilerinde bir ısınma hissediyorlar. Ama Jüpiter retro yapıyor. Bir anda zaman zaman eskiyi özleyeceksiniz. Hatta eski arkadaşlarınız, dostlarınız aklınıza gelecek ve ah nerede o günler diyebileceğiniz günler de gündeme gelecek. Ama siz bunları çok iyi başarıyorsunuz. Eski dostlarla yeni dostları öyle güzel kaynaştırıyor ve öyle güzel bir platforma taşıyorsunuz ki insanlar sizin organizasyon yeteneğinize hayran kalabiliyor ki bu ay muhteşem şekilde bunu karşınıza hissettirebileceksiniz. Evet, her şey çok güzel. Şöyle bakalım. Ayın 18'ine kadar Merkür Yay burcunda, Venüs de ayın 11'ine kadar Yay burcunda, sizin 5. evinizde ve sizin Jüpiter'inizde üçgen açı yapıyor. Ne yaparsanız yapın her şey sizden yana. Hani gizli saklı bir iş çevirdiniz diyelim. Olur ya, kendinize karşı özel bir sırrınız var. Gayet güzel saklayacaksınız. Bu arada Mars da artık 5 Aralık'ta Kova burcuna geçiyor. Ne yapıyor? Sizin zıt burcunuzda. Rakipleriniz var. Cazip insanlar var. Bazı insanlar sizlerle görüşmek isteyecekler ve sizinle iletişim içinde olan insanlar da olacak. Yani sevgili aslanlar, sizin yılınız desek, sizin ayınız desek, zaten Jüpiter biliyorsunuz 2015 senesine kadar, Ağustos'un 12'sine kadar sizin burcunuzda kalacak. Bu ayda muhteşem bir Venüs açısı alıyorsunuz. Bundan daha iyisi can sağlığı diyoruz. Evet, bu arada Uranüs'ten çok güzel, 9. evinizden çok güzel etkiler alıyorsunuz. Yollarınız var. Gidici karşılaşacağınız insanlar var. Sürpriz seyahatleriniz var. Hatta bunun içinde kaçamak aşklar da var. Hani sevdiğiniz kişiyle hadi birlikte bir hem aşk yaşayalım, hem seyahat yapalım, hem işimizi yapalım dediğiniz alanlar vardır ya. Hani iş, aşk ziyaretleri, işte bu ay onu gerçekleştirebilirsiniz ve yeni yılı başka bir ülkede de karşılayabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken tek şey, Plüton Oğlak burcunda, iş yaptığınız insanlarla sistemli ve programlı iş yapmak zorundasınız. Bazı insanlar sizinle birlikte iş yaparken enerjilerini yoğunlaştırmak zorunda. Çünkü mükemmel bir iş istiyorsunuz. Prensipli işler istiyorsunuz ve işinizi en iyi şekilde yapmak istiyorsunuz sevgili aslanlar. Evet, bu arada tabii ki Satürn 24 Aralık'ta artık Yay burcuna geçmeye hazırlanıyor. Evlilik, aşk, bazı bayanlar çocuk yapmak istiyorlarsa tam ayı, hamilelik yıllarınız diyoruz ve gerçekten muhteşem bir ay sizi bekliyor sevgili aslanlar. Keyfini sürün.